Atlas İmaz senin olsun, bir dost bir poz yeter bana. Atlas İmaz senin olsun, bir dost bir poz yeter bana. Bizim geçmişimiz var. Hiçbir dönem zalimlere biat etmeyen, toplumsal meselelerle ilgili nerede bir sorun sıkıntı varsa kendi sıkıntımız sorunumuz gören bir mantık ile bakıyoruz sevgili dostlar. Böyle bir misyonumuz var. Yarına dair de böyle bir hayallerimiz var. Ama bazen öyle bir zaman geliyor ki sevgili dostlar, en yakınına bile kendini anlatamıyorsun. Böyle bir süreci yaşıyoruz hep beraber. O kadar birbirimize yabancılaştık ki maalesef. En sevdiğine sevgili canlar, derdini anlatmak için, sorununu anlatmak için, kendini anlatmak için kendini ifade edemiyorsun. Böyle bir zamandayız. Bu tabii sadece, evet muhtemelen bunda bizim de eksiklerimiz vardır. Hani hep şunu söyler dedelerimiz, el gövdenin kaşındığı yeri bilir. Vicdanen kendimizi de sorgulamamız lazım. Bu noktaya gelmemizin sebebi ne? Sıkıntılarımızın yegane unsuru ne? Hepimizin bunu sorgulaması da gerekiyor. Ama inanıyorum ve umut ediyorum ki sevgili dostlar, yarınlarına dair daha güzelliklerle buluşabileceğimiz günler olacak. Bunu da yaratılacak olan biziz sevgili dostlar, sizlersiniz. El ele verirsek, birbirimize hazır olursak, birbirimizi tekileştirmesek, sınıflara bölündürmesek sevgili dostlar, insanlar kendi kimlikleriyle, inançlarıyla, dilleriyle, gelenek görenekleri özgür hissettiği demokratik bir ülkenin, cumhuriyetin oluşması lazım sevgili dostlar. Laik, demokratik bir cumhuriyet. Bunun için yıllardır mücadeleler veriliyor. Esasında bizim tarihimize baktığımızda Kavlebela'dan Kerbela'ya, Kerbela'dan bugüne kadar pillerimiz hepsi itikat inançlarından, kimliklerinden dolayı ötekileştirdiler. Katliamlarla karşı karşıya kaldılar. İşte Selçuklar döneminde, hatta ondan önce Kerbela, Şah Hüseyin oradaki söylemleri, mücadelesi, Yezid'in yaptıkları o entrikalara, ki daha evvelki Emevi zihniyeti, onların mantığı dönemi o gündür bugün devam ediyor sevgili dostlar. Sadece Kerbela bundan 1400 sene ve de 1380 sene öncesinden kalmadı. Halen devam ediyor. İnsanlar birbirini farklılaştırıyor, ötekileştiriyor. Ama acı olan o ki sevgili canlar, en yakınımız bunu yapmaya gayret ediyor. En yakınımız birbirimizi anlamaya, düşünmeye. Şimdi düşünün, en sevdiğim bir insana bile bir espri yapmaya artık tahammülümüz kalmadığı bir süreci yaşıyoruz hep beraber. Onun için biz Selçuklular Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde çok acılar yaşamış bir kitleyiz, halkız. Fakat sadece şunu söylememiz lazım. De şu acıları yaşadık, yarına dair ne bırakacağız? Bizim ana temamız bulması lazım sevgili canlar, dostlar. Yarına dair neler bırakmamız lazım? Çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, yarınımıza dair etkin bir çerçevede bir güzellik bırakmamız lazım. Sadece katliamların bize yaşattıkları bu zalimlikleri anlatabileceğimiz mekanlar burası olmaması lazım sevgili dostlar. Ne olması lazım? Her insanın birbirinin elinde tuttuğu, birbirinin hızırı olduğu, farklılaştırmadığı, ötekileştirmediği bir ülke yaratmamız lazım sevgili dostlar. Bunun da yegane unsuru muhabbet etmek. Pillerimiz hep derlerdi, muhabbet ile bulan buldu hakkı, muhabbetsiz kimi kimden hakkı. Her şeyin başı muhabbet ise biz niye konuşamıyoruz, niye muhabbet edemiyoruz? Gönül arzu var ki sevgili dostlar, hemen yanı başımızda karşıda Fatih Camisi var sevgili dostlar. Oradaki canlarımızla biz gidelim, bazen onlar gelsin. Esasında mesele bu. Diyalog kurduramıyoruz. Burada bizim de eksikliğimiz var. Onlar gelmiyorsa bizim gitmemiz lazım. Ve de aynı şekilde ülkede başka sorunlar var, sıkıntılar var. O çerçevede bunlara dair bu sorunları, sıkıntıları çözmemize yönelik bir söz kurmamız lazım sevgili dostlar. Onun için biz bir binanın içinde Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Ermeni, inananı inanmayanla beraber yaşıyoruz sevgili canlar. Efendim aynı okulda okuyoruz. Aynı fabrikalarda, aynı iş yerlerde çalışıyoruz. Aynı havaya soluyoruz. Birbirimizden paylaşamadığımız nedir sevgili dostlar? Mesele bu. Onun için biz sevgili canlar kendimizi
gelenek göreneklerimizi yarınlarımıza dair söz kurmamız lazım. Orta Doğu'yu görüyorsunuz, kan gölüne dönüşmüş vaziyette sevgili dostlar. Adeta bir Kerbelalar yaşanıyor. İşte Mazon Filistin halkına neler yapıldığını ve dün